Merhaba Kuzey Kıbrıs'ın güzel insanları. Merhaba Kıbrıs TV izleyicileri. Bir Her Şey Masada programına hoş geldiniz. Evet, bugünkü konuğum Ulusal Birlik Partisi Gazi Mausa Milletvekili, Ulusal Birlik Partisi'nin genel sekreteri Sayın Oğuzhan Hasiboğlu'nu çağırdık. Davetimizi kırmadı. Huzurlarınızda kendisine hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz Oğuzhan Bey. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Sağ olun. Sizleri sormalı. İyisiniz. İyi gördüm sizi. Sakallar beyazlandı gittik sonra. saçlardaki beyazlık oraya yansıyor. Yansımaya başladı. Evet, sayın izleyicilerimiz, Oğuzhan Bey'le gündemi değerlendireceğiz. Kuzey Kıbrıs'taki olayları değerlendireceğiz. Ekonomiye bakacağız. Seçimlere bir bakalım. Öncelikle yeni çıktık. Kuzey Kıbrıs'ta bir milletvekilliği seçimi için bir ara genel seçim yapıldı. Ve bu genel seçimde Ulusal Birlik Partisi'nin hiç beklemediği bir seçim neticesi çıktı ortaya. Sayın Hasiboğlu'na bu neticeyi parti içerisinde değerlendirmelerinin nasıl yapıldığını, neden böyle bir sonuç ortaya çıktığını ve halkın bu seçimlere bu kadar düşük katılmasının sebebinin araştırıldı mı, araştırılmadı mı, halkımız siyasilere güvensizliğin gittikçe büyümeye başladığını mı, yoksa başka bir etkenler mi var ki halkımız bu sandığa katılmadı? Ben bunları Sayın Hasiboğlu'na ilk sorum olarak sorayım. Arkasından diğer konularımızı da gündeme getireceğiz ve sizin de sorularınız varsa WhatsApp hattımız açıktır. 0539 122 02 02'den bizlere yazabilirsiniz. Ben tüm yazılan soruları Sayın Hasiboğlu'na sorarım. O da bize mutlaka cevabını verecektir. Tekrardan hoş geldiniz. Başladım. Nasıl geçti Ulusal Birlik Partisi için seçim? Tabii ki sonuç istediğimiz bir sonuç değildi. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Sayın Ali Başman çok değerli bir arkadaşımız. Gerçekten çok çalıştı. Hak ediyordu da. Ancak olmadı. Halkımızın bu takdiridir. Demokrasinin bir gereğidir. Tabii burada değişik dilemalar var diyeyim. Çünkü ilk kez ada genelinde tek vekilli bir seçime gittik. İlk kez ada genelinde tek vekillik bir seçime gideceğimiz zaman nasıl bir katılım olacak, nasıl bir propaganda süreci yaşayacağız açıkçası çok fazla tahmin edemedik. Çünkü bu hepimizin yaşadığı bir ilk seçimdi. Nitekim korktuğumuz oldu. Yani korktuğumuz da şuydu, katılım az olacak ve bizim yaptığımız araştırmalara göre de sandığa gitmeyenlerin çoğu Ulusal Birlik Partili. Dolayısıyla burada tabii ki bir mesaj var. Biz henüz yetkili kurullarımızı toplamadık. Yetkili kurullarımızı toplayıp bunun değerlendirmesini tabii ki yapacağız. Ancak %30'luk bir oran çok düşük bir oran. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi tarihinde olmamış bir oran. Burada tabii biz her şeyden önce tek vekilli bir seçimin olmasını istemezdik. Bunu ana muhalefetle de görüştük. Hatta Sayın Başbakan meclis kürsüsünden de sordu. Ancak anayasa delinmesindendi. Biz de anayasaya saygılıyız dedik. O zaman bu seçim olması. Bir konsensus sağlanıp bunu yapılacak olan bir genel seçimle bitirebilir miyizdik? Yani muhalefet de eğer evet demiş olsaydı Sayın... Bir sene diyor yasa. Yasa bir sene diyor. Bir sene içerisinde olması gerekiyor. Evet, olması gerekir. Daha biz şunu yapabilirdik belki, bir daha anayasa değişikliği yapıp eğer bir partiden bir kişi milletvekili istifa ettiği zaman başka bir formül bulabilirdik. Ya o partiden bir sonraki gelen, en fazla oyu alan veyahut da ada genelinde diğer partilerin de dahil olacağı en fazla oyu alan kişi milletvekili olur şeklinde bir düzenleme yapabilirdik. Bu ara seçim meselesini ortadan kaldırabilirdik. Tabii anayasa değişikliğiyle daha başka şeyleri de katabilirdik. Örneğin işte kamulaştırma. Kamulaştırma konusu çok önemli bir sorun. Elzem olan işte yolların geçeceği,
elzem ihtiyaç halinde durumlarda Türkiye bu işi çözdü. Kamulaştırmayı yapıyor. Parasını vatandaşın hesabına yatırıyor. O meblağdan memnun olmayan vatandaş gidip davasını açıp o meblağın yükseltilmesi için yargıya başvurabiliyor. Ama o kamulaştırma döneminde dolayı ara emri alamaz Türkiye'de. Ama evet, bizim burada hemen ara emri verilir, yol durur, evet, yıllarca bekler, o sonuçlansın ve ona göre yol yapılsın ve bitsin. Bu da tüm yollarımızın bugün yapılmamasına neden oluyor. İşte bu tür sıkıntılar var. Yani anayasa değişikliğiyle aslında aşacağımız birçok sorunu aşabilirdik. Ancak bu anayasa değişikliği de olmadı. Orada da zaten biliyorsunuz karnemiz zayıf. Anayasa değişikliğini hiçbir zaman gerçekleştiremedik. En basit tek maddelik yargıçların sayısının arttırılması noktasında bile. Halkımız hayır dedi. Evet. Burada tabii bir şekilde iletişim ve bilgilendirme de önemli. Bu ara seçimde de hala daha birçok insan böyle bir seçimin olduğundan bir haberdi. Evet. Bir haberdi. Yani hakikaten evet, insanlarımızın çoğu seçim mi var yarın diye karşılaştığımız evet, çok insanımız ve vatandaşımız oldu evet, Sayın Genel Sekreter. Demek ki burada da siyasetin yani siyasi partilerin tam iyi bir çalışma yapamadığını da gözlemliyoruz. Yani vatandaşa ulaşamadık demektir siyasi partiler de. O yüzden sandığa kim götürdüyse seçimi de o aldı gözüküyor yani evet, baktığımız zaman. Tabii 50 vekillik bir seçimin sinerjisiyle bir vekillik seçimin sinerjisi de aynı değil. Evet. Baktığınızda burada onun da tabii ki bir etkisi var. Ama nedir? Biz ada geneli yaptık bunu. Hani biz ada geneli seçildik. İşte Ulusal Birlik Partisi özünde konuşacak olursak yüzdelik değil de rakamsal vereyim. 50 binin altında oy alan az kişi var. Yani 50 bin ortalama diyeyim. Ama şimdi seçilen vekil Sami Bey bunun yarısı kadar almış oluyor aslında baktığınızda. Evet. Dolayısıyla hani ben onun meşruluğunu sorgulamıyorum ama hani bizim o murad ettiğimizle bu örtüşmedi. Evet. Mesela Lefkoşa ilçesinde yapsaydık belki bu kadar ada geneli az katılım olmayacak. Evet. Daha önce de yapmıştık biliyorsunuz. O zaman ada geneli değildi. İlk kez ada geneli bu şekilde bir seçim oluyor. Burada da işte %29.8 sanıyorum bir katılım. Evet. Şunu sormak istiyorum Sayın Genel Sekreterim. Seçim ve halk oylaması değişiklik yasası var gündeminizde. Yani Eylül'de meclis açıldığında bir değişikliğe gidilecek. Burada bu yarın ileride X bir milletvekili ben istifa ettim, çekiliyorum diyebilir yine. Meclisten de onay alır ve istifa eder. Bunu yine bir yıl içerisinde seçim yapılmasın ve değiştirilsin. İşte biraz önce örnek verdiniz. Ya o partinin geride kalan kimisi o seçilsin ya da en çok oyu alan gelsin. Bu değişecek mi? Seçim ve halk oylaması yasasında böyle bir düşünce var mı partilerin düşüncesinde, projesinde? Şu an bu yok. Şu anki düşüncemiz de o da benim yasa önerimdir. Karma oyun kalkması var. Karma oyun kalkmasından da çünkü karma oydan dolayı da çok fazla oy yandı. Evet. Dolayısıyla bu da demokrasi adına ciddi bir handikap. Bununla ilgili bir yasa önerisi var. Ancak bu konuda da bir düzenleme yapabiliriz tabii. Yani bir vekil istifa ettiğinde evet, onun nasıl düzenleneceği ile ilgili bir madde getirin ona. Çünkü yani belki tartışacaksınız biraz çok ama yani yazık günah bir vekil için tüm ada çapında bir seçim yapıldı. Hem halkın gitmeyişi gözlemlendi. %30'a yakın, %29.80, 30 bile değil katılım. Yani burada insanımız bize diyor ki düzeltin bir şeyleri ki biz de günü ve saati geldiğinde düzeltilmiş şekliyle katılabilelim mesajını verdiği halk diye düşünüyorum. Bu konuda çalışmalarınız olursa bence başarılı olursunuz. Bunu da değerlendirelim tabii. Evet. Sayın Genel Sekreterim bir de bu meyanda siyasi partilere güven konusundaki görüşünüzü almak isterim. Halkımız siyasete güveni gittik sonra azalıyor mu daha? Yani bunu neye bağlarsınız? Şimdi burada
tabii ki birçok faktör var. Siyasi partiler seçilen 50 vekil arkadaşımız da halk iradesiyle seçilmiş ve kendi parti kademeleri içerisinde ciddi elemelerden geçerek seçilmiş arkadaşlarımızdır. Örneğin kendi partim adına konuşacak olursam, evet. Düşünün 17 bin üyenin önüne çıkıyor aday adayları. O 17 bin üyenin eleğinden geçiyor. Hani katılım 9-10 bin oluyor ama günün sonunda 10 bin de ciddi bir rakamdır. Hele bu ara seçimdeki orada dikkate aldığımızda. Böyle bir elekten geçtikten sonra sıralama belli oluyor. Ondan sonra da halkın önüne çıkıyor. Ve Türkiye'deki gibi değil bizim sistemimiz, biliyorsunuz. Halk da tercih yapıyor. Türkiye'de ilk başta bir bölgeden kimse seçilen, ilk 5 seçiliyorsa partinin aldığı oy oranına göre o ilk 5 seçiliyor bizde. Onda da bir mücadele var. Evet. Dolayısıyla tam demokrasi var aslında bu anlamda. Şimdi günün sonunda evet ülkedeki ekonomik koşullar, dövizin bu denli patlaması, yaşam zorlukları, hayat kavgası, hayat mücadelesi ister istemez siyasettir sonuçta ülkeyi de idare eden. İster istemez etkiliyor. Ancak döviz krizi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de iktidar olduğu dönemlerde oldu. Bizim iktidar olduğumuz dönemlerde oldu. Bu durum bizim elimizde olan bir durum değil. Ancak bununla ilgili önlemler almak tabii ki hükümetin sorumluluğunda, meclisin sorumluluğunda. Buna ilişkin de önlemler, işte KDV bazı ürünlerde KDV sıfırlaması. İlerleyen dakikalarda o konuya gireceğim. Ama öncelikle size şunu da sormak istiyorum. Sizin geçen hafta meclis heyetiyle birlikte Brüksel'de bazı görüşmeler yapıldı. Ve bu görüşmelerde Avrupa Birliği'nin Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili taraf olmayışını, olmaması gerektiğini savundunuz orada. Hristodulis de kalktı, çıktı, konuşma yaptı. Muhalefetin, CTP'nin yapmış olduğu bazı konuşmalar var. Bunlarla ilgili Brüksel'de meclis heyetinde görev alan kişiler olarak sizler neler yaptınız Sayın Genel Sekreter? Şimdi bizim meclisimiz bir Strasbourg'a Avrupa Konseyi'ne, bir de Brüksel'e Avrupa Parlamentosu'na gider. Ben Brüksel'e Avrupa Parlamentosu'na giden heyetteyim. Sayın Fikri Toros'la birlikte. Burada da tabii oradaki Brüksel temsilciliğimiz bizi hemen acil çağırdı. Çünkü Aristoteles orada bir konuşma yaptı ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs müzakerelerine taraf olmasını istedi. Müdahilliğini istedi. Yeni seçilen başkan. Evet. Ve ayağının tozuyla oraya gitti ve ciddi bir lobi çalışması yaptı. Bizim de orada yaptığımız lobi çalışmasıdır. Biz de orada Avrupa parlamenterleriyle görüştük. Bize yakın temsilcilerle görüştük. İşte orada biliyorsunuz Borrell var. Onların ekibiyle görüştük. Ve Avrupa Birliği'nin bir kere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının önce bir güvenini kazanması gerekiyor. Biz durup dururken karşı çıkmıyoruz Avrupa Birliği'ne. Ama Avrupa Birliği hiçbir sözü anlam planda tutmadı. Tutmadı. 2004'te bizim halkımız evet dedi, Rumlar hayır dedi. Evet. Buna rağmen siz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Avrupa Birliği'ne üye yaptınız. Evet. Daha sonra bize sözler verdiniz. Doğrudan ticarettir. İzolasyonları, ambargoları kaldırın dedik ya. Çıkarın bu Rumların konfor alanını, biraz rahatsız edin yani onları. Birkaç adım atın. Hani biz niye size güvenelim ki? Bu kadar yanlış üstüne yanlış yapmaya devam ediyorsunuz. Avrupa Birliği içerisindeki tek ihtilaflı ülkedir sizin gözünüzde. Ve bu yanlışınızdan dönmek için adımlar atın dedik. Biz görelim bunu. Kıbrıs Türk halkı hissetsin. Bu güvenini kazanın. Haklısınız diyorlar. Ama iş tabii komitede, bu arada komite toplantısına da katıldık orada. Ama hiçbir şekilde oy hakkımız yok.
Konuşma hakkımız yok. Düşünün. Dedik ki nasıl temsiliyet bu? Ben seçilmiş Kıbrıs Türk halkının seçtiği bir vekilim ve orada konuşma hakkım yok. Oy hakkım da yok. Bunları düzeltin dedik. Ben nasıl seni şimdi benim kaderimi belirleyecek Kıbrıs müzakerelerinde taraf yapayım? Sen zaten tarafsın. Sen Güney Kıbrıs Rum yönetiminin yanındasın. Ve orada da bir oylama olacaksa onların oyu var, benim oyum yok. O zaman nasıl adildir bu? Adalet yok. Zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyeler var. Onların kararıyla Güvenlik Konseyi kararları geçiyor, raporlar onaylanıyor. Orada adalet var mı? Orada da yok. Orada da yok. Hepsi kendi çıkarına bakıyor. Kendi ilişkilerine bakıyor. Fransa'sı var, Çin'i var. Dolayısıyla biz Ali Bey doğru yoldayız. Biz kendi kaderimizi tayin etmek durumundaydık ve bunu gerçekleştirdik. Ve bunun mücadelesini de vermek durumundayız. Anavatanımızın desteğiyle biz uluslararası alanda hak ettiğimiz yeri er veya geç alacağız. Bunun da mücadelesini gerek Türk Devletleri Teşkilatı'na giderek yapacağız, gerek Avrupa Birliği'ne giderek yapacağız. Her platformda bunun mücadelesini yapmak durumundayız. Ve yolda kat edeceğiz. İşte Türk Orada, Devletleri Teşkilatı'nda biliyorsunuz üyeliğimiz gerçekleşti. Evet. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda zaten var. Bu arada tabii ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin işte AKEL önerileri sundu. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de önerilerine şaşırdım. Açıklamaları vardı. İşte Avrupa Birliği bir ad hoc geçici komite kursun diyor. Bakın ben şimdi neler anlattım. Cumhuriyetçi Türk Partisi ise Avrupa Birliği bir komite kursun diyor. Ve tek alternatif de federasyon diyor. Şimdi bunu dediğiniz zaman zaten Rum tarafının ekmeğine yağ bal süresiniz. O Hristodulides böyle göğsü kabara kabara gider Avrupa Birliği içerisine. İşte Kıbrıslı Türklerin de tamamı değil ama önemli bir kısmı bak ne istiyor der. Ama biz Avrupa Birliği'ni taraf yaptığımız zaman Kıbrıs müzakerelerine o zaman zaten Birleşmiş Milletler'de ki sistem tamam değil ama en azından genel sekreter masaya oturduğumuz zaman iki tarafa eşit davranıyor. Yani ben son önerilerimizi koyduğumuzda masadaydım. Evet. Ersin Bey'in yanındaydım. Cumhurbaşkanımızın. Orada Guterres tamamen objektifti. Yeni öneriler nasıl bir yol haritası izleyebiliriz? Ve artık masada iki farklı öneri var. Kıbrıs Türk tarafının önerisi farklı, Kıbrıs Rum tarafının önerisi farklıdır. Artık iki taraf da federasyon konuşmak istemiyor. Eskiden öyleydi. Dolayısıyla bu mücadelemize devam etmek durumundayız diye düşünüyorum. Ve bunun da mücadelemize devam edeceğiz. Tabii ki muhalefetin önerilerini siz gördükten sonra şaşırdığınızı söylüyorsunuz. Bir diğer konuda muhalefetin bugün ekonomimizde yaşamakta olduğumuz, kendileri de hükümette olduğu dönemde muhalefet, Cumhuriyetçi Türk Partisi döviz krizi yaşandığını siz de söylediniz. Yaşandı bu. Fakat şu anda şunu savunuyorlar, Euro'ya geçişi savunuyorlar. Euro'yla bir an önce geçilmesi gerektiğini savunuyor muhalefet. Kendi dönemlerinde döviz krizi yaşadıkları zaman geçemediler. Şimdi bunu ortaya atarken ne ümit ediyorlar? Ve Ulusal Birlik Partisi de bu döviz konusunda ne düşünüyor? Ülkenin ekonomisinin iyiye gidebilmesi için hangi projelere imza atmaya çalışıyor Sayın Genel Sekreter? Şimdi aslında yaptığı ana muhalefetin siyasi popülizmdir. Bu euro işini 2018'de de 2022'de de 2022 seçimlerinde de söylüyorlardı. Zorlamayla dörtlü hükümet iktidara geldi. İki sene boyunca yaklaşık iktidardaydılar. Niye yapmadılar diye önce sorarım. Hani gerçekten yapabilselerdi, yapılabilecek bir şey olsaydı. Çünkü konuşmak bir şeydir, yapmak başka bir şeydir. İcraat başka bir şeydir. Zaten en büyük farkımız da ana muhalefetle bizim budur. Dolayısıyla bunun biz
gerçekleşemeyecek bir hayal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bütün şu an bizi Avrupa Birliği mi tanıyor? Euro Avrupa Birliği'nin parasıdır. Evet. Bakın şeyle karşılaştık. Onu da söyleyeyim. Brüksel'de Niyazi Kızılyürek'le karşılaştık. Evet. Ayaküstü. Yani sol görüşlü. Yani görüşlerimiz örtüşmese de. Adam Avrupa Birliği'nde Türkçenin resmi dil olabilmesi için mücadele veriyor ama başarılı olamıyor. Evet. Kabul, yani en basit bir şey. Yani Türkçenin resmi dil olması. Çünkü Kıbrıs Anayasası'nda Türkçe de vardı. Evet. E şimdi sen bunu yapamıyorsun. Hiçbir bir şey Rum değil. Vekil yapamıyor bunu. E Euro'ya sen nasıl entegre olacaksın? Avrupa Birliği'nin seninle ticareti yok. Rum tarafı bu doğrudan ticaret tüzüğünün tamamen Avrupa Birliği'nin gündemden kalkması için müracaatlarda bulunmuştur. Bunu biliyor mu acaba ana muhalefet? Avrupa Birliği komisyonunda artık tasarı olarak bile durmasın diye müracaatta bulunmuştur. Güney Kıbrıs'ın yönetimi. Yani niyet yoktur. Nerede biz Rum tarafıyla aynı parayı kullanacağız? Ha tabii biz kendi tedbirlerimizi almak durumundayız. İşte KDV sıfırlaması, işte hayat pahalılığı bugün 6 aylık %33.3 olarak sanıyorum açıklandı. Dolayısıyla bu bir şekilde maaşlara da yansıyacak. Bu da İstatistik Kurumu açıkladı bunu. Buna ilişkin çalışmalar yapıldı. Ciddi bir rakamdır. Hemen akabinde biliyorsunuz asgari ücret açıklanacak. Türk lirası bağlamında gerekli artışlar vatandaşımız için sağlanacak günün sonunda. Bir de en önemli gelen bir soru var. Sayın Genel Sekreter şöyle diyorlar. Brüksel'de yapmış olduğumuz görüşmenin neticesinde Ulusal Birlik Partisi'nin değil de hükümetin midir sunduğumuz öneriler sizin? Muhalefetin önerisi başka, bizim yani Ulusal Birlik Partisi ya da hükümetin sunduğu öneri neydi diye bir soru. Yok, öneri sunmadık orada. Sunmadınız. Orada biz lobi çalışması yaptık. Lobi çalışması yapıldı. Yaptık. Evet. Yani biz dedik ki Avrupa Birliği'nin taraf olması doğru değildir. Evet. Burada. Şimdi o yüzden mesela orada biz Avrupa Birliği'nin taraf olmaması müzakereleri konusunda bir fikir birliğimiz vardı ana muhalefetle. Ama Avrupa Birliği'nin şimdi ben okuduğum zaman dün genel sekreterin, ana muhalefetin genel sekreterinin açıklamalarını bir Avrupa Birliği bir ad hoc komite kursun. Ad hoc komiteyi Kıbrıs müzakereleri için kuruyor. Bu kabul edilemez bir şeydir. Yani sizin inan bir birliktelik var ama oraya gidildi. Başka bir öneriyle çalışıyorlar. Nasıl olur bu iş? Şimdi burada tabii AKEL'le bir işbirliği var. Dolayısıyla AKEL'de tek alternatif federasyon diyen bir parti olduğu için onlarla anladığım kadarıyla bu noktada Avrupa Birliği'ni bir şekilde bu sürecin içerisine angaje etmeye çalışıyorlar. Yani günün sonuna baktığımızda bugün Kıbrıs görüşmelerinin başlaması için Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği egemen eşitlik ve uluslararası statü elzemdir dediği bu konunun Güney karşı taraf kabul etmiyor bunu. Kabul etmediği zaman bu Kıbrıs görüşmeleri başlayacak gözükmüyor. Bunun neticesinde bu görüşmeler başlamazsa Kuzey Kıbrıs'la tanınmasıyla ilgili olarak Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu görüşmede, konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık tanınması gerektiğini orada konuşurken bizler Kuzey Kıbrıs'taki hükümette olan siyasi partilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıyla ilgili olan proje çalışmalarınız nelerdi Sayın Genel Sekreter? Çünkü anlaşılıyor ki artık Güney bizim tuttuğumuz bu egemen eşitlik ve uluslararası statü elzemdir şeyine katılmayacaklar ve kabul etmiyorlar. Siz buna ek olarak Kuzey Kıbrıs için neler düşünüyorsunuz? Şimdi bu bir süreçti. Belli bir süre ben de müzakere
heyetlerinde bulundum. Sayın Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu döneminde ve hep federasyonu görüştük. Yani UBP'liler olarak federasyonu görüştük. Tabii kırmızı çizgilerimiz vardı. Ve bir sonuç alamadık. Alamazdık da. Daha sonra Sayın Akıncı geldi. O da uğraştı. O da bir sonuç alamadı. Ve bu süreç sonunda Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ın seçilmesiyle biz bu yeni vizyonu ortaya koyduk. Egemen eşitliğimiz ve uluslararası eşit statümüz. Rumlar bizi azınlık olarak gördüğü için bu vizyon ortaya kondu. Bizi eşit ortak olarak hiçbir zaman müzakere masasında görmediler. Halbuki bu adada biz hep vardık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı altında, bayrağımız altında da var olmaya devam edeceğiz. Biraz Cumhuriyetçi Türk Partisi seçim sloganı gibi oldu ama ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni buraya koymak istiyorum. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bu adanın yönetimini ve ada etrafındaki zenginliği bizimle paylaşmak niyeti yoktur. Bunu Avrupa Birliği yetkililerine de söyledik. Dolayısıyla bunu artık sizin de idrak etmeniz lazım. Ve onlara destek atışı atmaktan vazgeçin. Çünkü destek atışı atmaya devam ettiğiniz sürece şımarıyorlar. Bizimle hiçbir şekilde, hiçbir konuda uzlaşmaya yanaşmıyorlar. Egemen eşitlik. Şimdi ada etrafında doğalgaz var, petrol var. Rum tarafının gemileri istediği ülkeyle anlaşma yapıyor. İstediği şirketle anlaşma yapıyor. Eni ile, Total ile, Shell ile. Münhasır ekonomik bölge anlaşmaları imzalıyor. Bize hiç sormuyor. Biz daha 2011 yılında Sayın Eroğlu ile birlikte biz bir öneri yaptık. İlk öneriyi o zaman yaptık. Ya dedik bu ada etrafındaki denizler aynı zamanda bizim. Gelin beraber bir komite oluşturalım. Ve bunu nasıl paylaşacağımızı oturalım bu komitede değerlendirelim. Hiç unutmam Hristofias. İlk reddi Hristofias, o AKEL'in başkanı. Hani bugün devamlı öneriler yapıyorlar masa kurusun diye. Anlam planına hayır diyen AKEL. Bakın samimiyetsizliği aklıma geldikçe söylüyorum. Evet. Dedi ki hayır dedi ne münasebet. Ben dedi egemenim dedim. Benim egemen. Bakın egemen benim. Ben egemenliğimi konuşturmam dedi. Anlaşırsak geleceksiniz altımıza geleceksiniz. Biz de bankada hesabınızı açacağız. Paranızı da oraya yatıracağız. Aynen. Anastasiadis de daha sonra aynı cevabı verdi bize. Devam etti çünkü Hristofias 2012'de ayrıldı. Evet. Gitmedi Sayın Talat'a destek versin. Geldi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Bir de oradan darbe vurdu. Aslında bu AKEL, bu Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne en fazla da darbeyi vuran parti oldu. Şimdi geçmiş müzakereciliğimi düşündüğümde evet. Bunlar bir bir aklıma geliyor. Ve Hristofias da aynı şeyi söyledi. Sayın Akıncı'ya da daha sonra Anastasiadis aynı şeyi söyledi. Benim dedi. O yüzden zaten biz diyoruz. Kardeşim bu arada sen ne kadar egemensen ben de o kadar egemenim. Bu egemen eşitlik oradan çıktı. Biz hazırladık mutfak çalışmasını. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekibiyle hazırladık. Türkiye'mizden de istişare ettik ve bu öneriler işte en basit örnek yani egemen eşitlik nedir diye sorarsanız işte en basit yaşadığımız tecrübeden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu son derece makul bir taleptir. Son derece doğru zamanlamada çünkü süreci de tükettik. Birleşmiş Milletler'in ne dediyse biz yaptık aslında. Birleşmiş Milletler İsviçre'de haritayı açacaksınız dedi. Sayın Akıncı onu da açtı. Güvenlik ve garantileri de tartışacaksınız dedi. O bu dedi artık son aşamadır. Raporunda var. E son aşama bir sonu gerektirir. Evet. Sen ne bir zaman sınırı koydun ne bir takvim koydun. Ama son aşama diye bir tanımlama yaptın. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak müzakere masasında son aşamayı gerçekleştirdik. Bunu gerçekleştirdiğimiz halde bize hiçbir zaman hak vermiyorlar. Yine karşı tarafın yanında yer alıyorlar. Aynen öyle ve masadan yine Anastasiadis kaçtı. Evet. Onlar masadan kaçar, Avrupa Birliği gene onların yanında. Biz her istediklerini yaparız, bize gene bir şey yok. Hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin adaletli olduğuna ben de inanmıyorum artık. Yani hiçbir şekilde. Tabii ki Avrupa Birliği Uyum Yasaları Komitesi'nin de başkanısınız.
Bir yasal değişiklik vardır mecliste imar planıyla ilgili olarak. Buradaki bu yasadaki değişiklikte amacınız nedir Sayın Genel Sekreter? Şimdi bu imar planı çalışması değil. İmar yasasında 2-3 maddede değişiklik. Biliyorsunuz biz Sayın Başbakanımızın talimatıyla daha kendisi İçişleri Bakanı iken belediyeler reformunu gerçekleştirdik. Evet. Ve bunun için de büyük mücadele verdik. Ve bu reform gerçekleşti. Yapılamaz denildi ama yapıldı. Evet, yapıldı. Ana muhalefet özellikle çok karşı çıktı. Sokağa döküldüler. Daha sonra yargıya gittiler. Ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Ancak biz Ulusal Birlik Partisi olarak memleketimiz için doğru ne varsa onu icraata döken bir partiyiz. Bunu da halkımız zaten biliyor. Bugün en hallerinden memnun belediyeler de Cumhuriyetçi Türk Partisi belediyeleridir. Bu birleşmeden dolayı. Çünkü güçlü belediyeler ortaya çıktı. Artık ekonomik sorunları yok. Kendi ayakları üzerinde durabiliyorlar. Gelirleri fazlalaştı. Yetkileri fazlalaştı. İşte bu yetkiler kapsamında imar planlarıyla ilgili olarak da yetkileri biz yerele vermek istiyoruz. Mevcut düzen de kritik olan, karar merci olan son noktada şehir plancıları odasıdır. Neden Avrupa Birliği Komitesi'ne geldi? Avrupa Birliği uyum yasalarında bu konu Avrupa Birliği ülkelerinde hep yereldedir. Evet. Biz de bu reform olduğu için bu reformun bir parçası olarak bunu düzenlemesi için komiteyi toplantıya çağırdık. Yarınki toplantıda da işte Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Mimar Mühendis Odaları Birliği, Şehir Plancıları Odası, aynı şekilde komiteye devamlı gelen ve yazılı görüş veren müteahhitler de var galiba. Evet, yazılı görüş veren herkesi toplantımıza davet ettik. Bu görüşlerin neticesinde bu yasam Eylül'de meclis açıldığında mı yoksa? Şimdi tabii bilemem. Ben bir takvim koymadım. Evet. Sonuçta çok titiz çalışmalar yapıldı. Komite çalışmalarındaki gidişata göre karar vereceğiz. Evet. Sayın Genel Sekreter gelen sorulardan Sayın Başbakan'ın açıklamış olduğu ekonomik paketin içerisindeki gençlere ilk defa konutu olmayan gençlere verilecek olan kredilerin bankalarda henüz daha müracaat alımının başlamamasını soruyorlar. Bu kredilerin müracaat alımları bankalarda ne zaman başlayacak? Yoksa hakikaten söylemde mi kaldı diye bir soru var. Yok, söylemde kalmadı, kalmayacak da. Bankaların isimleri de belirlendi. Burada biliyorsunuz çok avantajlı bir kredi, %1 faizli, 12 yıl vadeli ve konut sahibi olmayan aslında gençler diyoruz. Çoğunlukla gençler ama herkesi kapsayacak olan bir düzenleme. Bunun için de bu Temmuz ayı içerisinde bunun mutlaka düzenlemesi. Çünkü bizim seçimlerden önce sözümüzdü. Temmuz ayı içerisinde, işte bayram yeni bitti. Bu Temmuz ayı içerisinde bu gerçekleşecek. Bu konuda müsterih olsunlar. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs'ın yoğunluk ve talebi nedeniyle kuzey ile güney arasında yeni geçiş kapılarının açılması gündeme gelmiş ve güneyde de bu tartışılmış ve güneyin bu işe sıcak baktığı söyleniyor. Bu şekilde yeni giriş çıkış kapılarının açılması gündeminizde var mı? Şimdi tabii bunu Cumhurbaşkanlığımızın bünyesindeki komitelerimiz takip ediyor. Özel temsilcimiz Sayın Ergün Olgun Başkanlığında, Sayın Güneş Onar, teknik komitelerden sorumlu arkadaşımız. Bu konuda tabii görüşmeler devam ediyor. Ne aşamaya geldi bilmiyorum. Ancak kapıların açılması konusunda bizim de sonuçta bir sıkıntımız yok.
hangi kapının ne zaman açılacağı, bunun müzakeresi önemli. Kapılardaki yığılmanın da sebebi bizim taraf değil, Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Onların çıkardığı aslında bürokratik zorluklar. Dolayısıyla bunu aşmak için de eğer gerçekten samimiyseler aşılır. Ama mevcut kapılarda da oradan bu tarafa geçiyor turistler diye engellemeler çıkarıyorlar maalesef. Bunu geçen turistlerden duyuyorum. Birkaç turistten sohbet etme imkanım oldu. Daha önce bu kadar sıkı değildi. Ne oldu diye sordular örneğin. Tabii ki son 1-2 gün içerisinde dövizin yükselmesinde mazot benzin fiyatlarındaki güneydeki artışın ve insanların bu tarafa gelip mazot benzin almalarına da eylem yapıldı. Kısacası o taraftan bu tarafa gelip alışveriş yapılmasın diye biraz daha karar mı çıkartmaya çalışıyorlar? Bunu da inceliyor musunuz? Hakikaten böyle bir düşünceleri de var galiba. Böyle bir şey var mı? Gündeminize geldi mi Sayın Genel Sekreter? Vallahi bu onların kararıdır ama bizim gündemimize böyle bir şey gelmedi. Böyle bir şeyi de kolay kolay yapabileceklerini düşünmüyorum. Normalde süremizin sonuna geldik ama şunu da sormak istiyorum. Yine aynı şekilde gelen hem buradan hem de benim sorularımın içerisinde de var. Ülkemizdeki güvenlik açısından gelen hem öğrenci profili hem yabancı gelişlerde ülkedeki güven ortamının azaldığına ilgili bazı raporlar ortaya çıkıyor. Güvensizlik duyuluyor KKTC'ye diye. Bununla ilgili olarak hem öğrenci profillerinde hem de ülkeye gelen yabancı turist adı altında ama turist olmayan, bu ülkeye giriş yapan insanlarla ilgili muhacirat yasalarında yapılan bazı değişiklikler oldu ama bu yeterli midir diye bir soru vardır. Bir de Sayın Genel Sekreter'e sorun diyor. Bugün Ercan Havalimanı'nda yeni havalimanının test uçuşları başladı. 20 Temmuz'a kadar bu uçuşlar her gün yapılacak. 20 Temmuz'da da yeni havalimanının açılması hakikaten olacak mı diye bir soru. Şimdi 20 Temmuz'da açılması öngörülüyor. Yani planlama odur. Onun için de şimdiden de test uçuşları başladığına göre demek ki sona doğru hızlı adımlarla gidiliyor. Öyle söyleyelim. Tabii ilk sorunuz da çok önemli. Hem turist hem de öğrenci adı altında gelip de aslında daha sonra çalışmaya dönen birçok yabancı var. İçişleri Bakanımız bu konuda çok ciddi tedbirler aldı aslında. Çok deport kararı da çıkarttı. Bu konuda işte Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Başbakanlık eş güdüm içerisinde polisle de istişare ederek gerekli önlemler alınıyor. Çok ciddi anlamda. Bu önemli bir husus. Şimdi işte Ağustos gibi tekrardan kayıtlar başlayacak. Ağustos, Eylül o dönemlerde. Üniversitelerin öğrenci kabul ederken ben çok sıkı denetimler olacağını özellikle bu dönem için biliyorum. Yani her gelen öğrenciyi, her para vereni kabul etmeyecekler. Ve bunun da tabii ki takibini yapacağız. Evet, son gelen bir soru. Ulusal Birlik Partisi içerisinde hiç her gün için ağızdan ağıza dolaşan kabine değişikliği olacak mı? Kabine değişikliğini Sayın Başbakan yapar. Evet. Bunu biliyorsunuz. Ama yani Sayın Ünal Üstel Başbakan olduğundan itibaren hep bu kabine değişikliği gündeme gelmiştir. Ama böyle bir şey şu an gündemimizde yok. Yani parti yetkili organlarında böyle bir şey konuşulmadı. Böyle bir şey gündeme gelmedi. Dolayısıyla bu konuda bilgim yok. Evet Sayın Genel Sekreterim, eklemek istediğiniz bir şey varsa buyur ekleyin. Ekledikten sonra da programımızı kapatalım. Evet, teşekkür ediyorum ben. Sorduğunuz sorular can alıcı sorulardı. Dilimizin döndüğünce cevap vermeye çalıştık. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Ben de katıldığınız için başka programlarda görüşmek dileğiyle. Evet, bir Her Şey Masada programının yine sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.